Günaydın. Buradayım. Günaydın. Bugün 15 Şubat 2018. Bir sevgililer günü ardından bir Perşembe günü. Hepinize günaydın diyorum. Sesimizin ulaştığı, görüntümüzün sizlerle birlikte olduğu her yerde dilerim ki gününüz aydındır. Ocağınız bereketlidir ve inşallah her şey gönlünüzdedir ve bugününüz dününüzü aratmayacaktır. Evet, aydınlığa doğru giden yolda, sabah okullarına giden, karanlıktan aydınlığa çıkmak için okullarına giden bütün öğrencilerimize zihin açıklığı dileyelim. Hastalarımıza, şifa yolcusu olanlara Allah kavuştursun diyelim. Ve gerek misak-ı milli sınırları içerisinde, gerek dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve bu ülkenin geleceği için göğüslerini siper eden bütün güvenlik güçlerimize de Allah'tan kuvvet dileyelim. Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim ve başlayalım. Ne var ne yok diye dünden bugüne neler geldi, dün neler oldu, neler olmuyor. Bu arada sizlerle de şey paylaşıyorum, sosyal medyadan da paylaştık bugünkü videomuzu ve izleyebileceğinizi de söyleyelim. Ve sizlerden gelecek olan yorumları da paylaşacağımızı söyleyelim ve de başladık başlığıyla birlikte diyelim. Şimdi bugün Tillerson geliyor, Tillerson geliyor, Tillerson. En sonunda çark etmeye başladı Amerika, nihayet çark etmeye başladı. Nasıl çark ediyor Amerika? Yavaş yavaş, evet, Türkiye bölgedeki en önemli unsurdur, Türkiye bölgedeki en önemli ülkedir, en önemli müttefikimizdir demeye başladı. Niye? İş oraya kadar geldi. Kararlılık her şeyin önündeymiş. Demek ki kararlı olmak şartmış. Ve kararlı olunca işler değişiyormuş. Kararlı olunca işler değişiyormuş. Evet, Türkiye böyle bir güne uyanacak bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek ve gazetelerde bununla ilgili haberlerde var. Onlara da bakacağız yavaş yavaş. Bu ne olacak? Bu ABD'nin raporunda YPG için ne diyorlar, PYD için ne diyorlar, oradaki yeni yapılanmalar nedir, ne değildir, onlara bakacağız. Velhasılı kelam bugün yine dışarıdan başlayıp içeriye doğru geleceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Mehmetçiğe bağış yağdı haberi var. Hürriyet'in Mehmetçik Vakfı'na bağış çağrısı kamuoyunda büyük yankı buldu. Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, vakfa bağışların arttığını söylerken vakfın internet sitesi yoğunluktan kilitlendi diyor. Böyle bir şey var. Gerçekten Türkiye'de bu olaylar, bu tür yardım şeyleri ve inandıktan sonra, Türk halkı inanırsa gerçekten önünde duracak herhangi bir güç yok. İşte bu bağışlar da bunun bir göstergesidir. Bunun bir göstergesidir. Güvenlik kuvvetlerine karşı saygıyı gösterir. Evet, Hürriyet'in manşetinde ABD raporu YPG PKK'dır diyor. YPG ve YPG PKK'dır. Yani bizdeki işte o PKK terör örgütünün bir benzeridir. Yani onun oradaki şeysi de odur diyor. Şimdi fotoğrafa baktığınız zaman Amerika'nın hemen hemen dış konularına şey veren, yön veren isimler var işte. FBI başkanı var, CIA başkanı var, Ulusal İstihbarat Daire Başkanı var, Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı var, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı var, Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı Başkanı var, onların şeysi, toplantısı. ABD'nin en önemli istihbarat kurumlarının yöneticilerinin katıldığı Senato İstihbarat Komitesi'ne sunulan bir raporda YPG ile ilgili müthiş bir itiraf gündeme geldi. CIA, NCI ve FBI direktörlerinin de hazır bulunduğu Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats'un ABD istihbarat topluluğunun dünya genelinde tehditler değerlendirmesi başlıklı raporu sundu. Bu raporda ABD'nin Suriye'de desteklediği YPG için açıkça PKK'nın Suriye'deki milisleri ifadesi kullanıldı. Böylece ilk kez ABD'de bir istihbarat raporunda YPG ile ilgili bu yönde bir ifade yer almış oldu. Aynı raporda YPG'nin Suriye'de muhtemelen bir çeşit özellik arayışına gireceği, ancak bu girişimin Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacağı vurgulandı. ABD için en büyük tehdidin Rusya ve Çin olduğu vurgulandı. Yani
böyle bir durum olursa yarın orada, yarın öbür gün diyor, orada diyor bunlar yapılanmaya girecek diyor. Buna göre tedbirinizi şimdiden alın diyor. Öbür taraftan da Amerika'nın en büyük tehdidinin Rusya ve Çin olduğu vurgulanmış o konuda. Evet, devam edelim şimdi. ABD ile ilgili Afrin hareketi, Afrin'deki Zeytin Dalı hareketi ile ilgili gazetelerde ne var diye yine devam ediyoruz. Milliyet gazetesi de ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats ABD Kongresi'ne sunduğu itiraf gibi rapor diye burada da vermiş. Hemen hemen aynı haber var. Yalnız anlaşmayı yasakladı diye bir alt başlık var burada. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgede Ottawa Anlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda antipersonel mayın ele geçildi. TSK ve OSO birliklerine yasaklanan söz konusu mayınla zayiat verdirmeyi hedefleyen kanlı örgütün insanı hiçbir hassasiyeti olmadığı da bir kez ortaya çıkmış. Ya bunlardan insanı hassasiyet beklemek, bir terör örgütünden insanı hassasiyet beklemek ya da insanın kurallara uymasını beklemek ya da ne bileyim zaten öyle bir şey olsa insanı da değerleri olsa beyinler o şekilde işlese terörist olmazlar. Yani onun için bunlardan böyle hani siz sanki karşınızda bir düzenli ordu varmış da savaşıyormuşuz gibi asla algılamayın. Neydi belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan paralı askerlerden kurulu vatan, işte her ülkenin şeysine göre vatan hainlerinin bir araya toplandığı terör grupları bunlar. Kim parayı veriyorsa onlardan taraf. Onları gidip oralarda ona göre ha eğitmeleri yok mu, eğitiliyorlar mı? Eğitiliyorlar. İşte zaten asıl kavga da Amerika'yla da asıl kavga burada başlamıyor mu yani? Asıl problemler orada başlıyor işte. Öte yandan Kudek köyü ele geçti. Harekatın 26 gün önce Kudek köyü alındı. Böylece Afrin'in 5 beldesinde bir belde merkezi, biri belde merkezi, 36'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ ve tepe olmak üzere 54 nokta örgütten kurtarıldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485'e yükseldi. Net olsunlar diye Milliyet gazetesinde bir başka başlık var, alt başlık. Kuveyt'te Irak'ın yeniden imarı konferansı ve DAEŞ'le mücadele toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a 5 milyar dolar kredi sağlanacağını duyurdu. Suriye konusunda sınır bütünlüğü için bizimle işbirliği yapmak isteyenlerin net olması lazım dedi. Baştan beri söylediğimiz konu buydu. Yani net olacak. Kimdir, nedir, ne değildir, kimi destekliyor? Ondan sonra Amerika kimin yanında? Orada PYD'yi, YPG'yi destekliyor mu, desteklemiyor mu? Onları net, açık bir şekilde bildirmeli. Şimdi uyumda son söz liderlerde diyor iç siyaset. Ona az sonra bakalım. Teröristi korursa işler değişir diye bir haber var. Başbakan Yıldırım resmi temaslara bulunmak üzere Belarus'un başkenti Minsk'e geldi diye bir haber var. Başbakan Yıldırım BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta bizim hedefimiz Amerika değil ama terör örgütlerinin önüne geçip onlara bize karşı korumaya daha fazla kalkarsa o zaman işler değişir dedi. Yıldırım Afrin kent merkezine girilmesi konusunda da yani kırsalı temizledin terör unsurları orada duruyorsa o zaman amaç hasıl olmaz diyor. Orada benim de şeyim var yani açık söyleyeyim çünkü ayıramıyorsunuz işte dün televizyonlarda da gazetelerde de paylaşıldı. Oradaki teröristlerin ne şekilde davrandıkları, nasıl bir ruh içerisinde oldukları açık ve net belli oldu. Sivil giyinerek, sivillerle aynı şekilde giyinerek sızmaya çalışıyorlar. Onu da söyleyelim. Sabah gazetesi başkomutan kanınızı yerde bırakmıyor başlığıyla çıkmış. Şehit oğlunun mezarında dua eden anne Serpil Canbay'ın sözleri şehit ailelerine moral oldu. Sen rahat uyu askerim. Başkomutan kanınızı yerde koymuyor. Hakkari Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerin şehit ettiği piyade ev Miraç Gürhan'ın annesi oğlunun mezarı başında teröristlere meydan okudu. Hainler sevinmesin. Oğlumun mezarına sarıldığım için şehitler ölmez. Onlar yaşıyor.
Duyuyorlar. Kokusunu almak için sarıldım diye anne mezarın başında. Sen rahat uyu yiğit askerim. Cumhurbaşkanımız, başkomutanınız senin ve silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmıyor. Her gün onlarca hain öldürülüyor. Sen cennetinde Peygamber Efendimizin yanında bize şefaatçi ol diye bir şey var. Annenin feryadı var. Türkiye Mehmetçik için meydanlarda başlığı da var. İzmir'den Erzurum'a, Antalya'dan Sinop'a kadar 81 ilde memurlar dün ellerinde bayraklarla meydanları doldurdu. Mehmetçiğe destek mitinglerinde buluşan memurlar tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız pankartı taşıdı. Memurlar teröre alet yaldırıp Mehmetçiğe selam, desteğe devam sloganı attı diye bir başlık var. Hendek Savaşı'nın kahramanları Afrin'de diyor. Afrin'e doğru üç koldan ilerleyen Mehmetçik dün iki köyü daha temizledi. Stratejik öneme sahip Cinderes, Meskün Mahal çatışmaları için Sur ve Zize'de tecrübe kazanmış askerler bölgeye sevk edildi haberi var. Şeyde sabahta Afrin Zeytin Dalı hareketini bu şekilde görmüş. Kilis'ten Afrin'e bakış diye Cumhuriyet Gazetesi'nin Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili bakış şeysi var, başlığı var. Afrin harekatı 27 gününe girdi. TSK ÖSO ile birlikte 50'yi aşkın köy, belde ve stratejik noktaların ele geçirildiğini duyurdu. Afrin sınırındaki köylüler ise bir yandan savaş izliyor, bir yandan hasat yapıyor. Sosyal medyada Afrin harekatını ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenlere yönelik gözaltılar ise devam ediyor. Dün de çok sayıda kişi gözaltına alındı diye veriyor. ABD bir yol arıyor başlığı da var bu fotoğrafın dibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilişkilerin gergin olduğu ABD'nin Dışişleri Bakanı Tillerson ile bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye'nin Afrin harekatı ele alınacak. Tillerson ziyaret öncesi Ankara ile çalışmaya devam etmek için bir yol bulmaları gerektiğini söyledi. Başta onu söylemiştik. Tokat'a alaycı yanıt diye bir haber var. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Erdoğan'ın hiç Osmanlı Tokat'ı yememişler çıkışının sorulması üzerine komik yorumla ilgili bir cevap veremeyeceğim dedi. Sözcü, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın adının değiştirilmesinin sorulması üzerine de bu bir iç meseledir. Yanını verdi. Yok ya, ona mı soracaktık ya, buradaki caddenin ismi o mu olsun bu mu olsun? Öyle bir durum var mı yani? Evet, devam ediyoruz. Bakalım sizden gelenlerde ne var ne yok. Bir de onlara bakalım. Evet, siz de yorumlarınızla katılın demiştik. İsa Akbulut günaydın, iyi yayınlar demiş. Bayramdal günaydın, hayırlı günler Ali Baba demiş. Şafak Akpınar, bulutların ülkesi Yeşilhemşin'den günaydın, iyi yayınlar. Henüz daha bizim izleyiciler daha ısınamadılar. Isınsalardı şimdi yağdırıyorlardı. Yavaş yavaş ısınacağız diyelim. Ve devam edelim. Diğer haberlerde neler var neler yok. Vallahi bugün gazetenin bir ikisi Hürriyet'te de var, Posta'da da var. Bir haber var. Önce bir siyasi haberlere bakacağız. İçeride Afrin hareketi Zeytin Dalı hareketiyle ilgili ne var ne yok, iktidar ne yapıyor, muhalefetin sözleri nedir? Muhalefete karşı iktidarın sözleri nedir? Küçük muhalefet küçük iktidar ne diyor? O da son günlerde bayağı açıklamalar yapıyor. Bunlara bir bakalım. Şimdi ağaç altında İHA'lardan kaçış tüneli Hürriyet gazetesindeyiz yine. Kilis'in karşısındaki Bekovası köyüyle tünellerden sızma girişiminde bulunan PKK, PYD PKK'lı teröristlere ağır darbe vuruldu. Ayrıca teröristlerin insansız hava araçlarının takibinden kurtulmak amacıyla yeni sığınak yeri olarak ağaçlık alanları tercih ettiği ve sığınak girişlerini salkım şeklindeki ağaçların altında kazdıkları belirlendi haberi var burada. Evet, burada FETÖ için dünyaya uyarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u Beştepe'de ağırladı. Gambiya'ya teşekkür eden Erdoğan, tüm ülkelerdeki FETÖ için uyardı. Kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük tehdittir. Evet, gerçekten de doğru. Gerçekten altı çizilmesi gereken bir açıklama. Ve hepimiz onu yaşadık. İşte 15 Temmuz akşamı hepimiz onu yaşadık.
İncirlik ve Kürecik kapatılabilir. CHP'nin yeni yöneticileriyle buluşan Kılıçdaroğlu MYK ile ilk toplantısını dün yaptı diyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'nin terör örgütü PYD YPG'ye verdiği desteği sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'nin çok açık ve net tavır koyması lazım. ABD'ye en sert tepki verilmeli. Bu konuda alınacak her tavra, her türlü desteği veririz. ABD bizim istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik'i de Küreci'yi de kapatırsınız diye açıklama yapmış. Merkel'e yeni sayfa çağrısı diye bir haber var. Alman televizyonu Kanal ARD'ye konuşan Başbakan Yıldırım, bugün Berlin'de görüşeceği Başbakan Merkel'e gelin yeni bir sayfa açalım, geçmişi unutalım, geleceğe bakalım çağrısı yaptı. Yıldırım Merkel'e tüm konuları sansürsüz olarak konuşacağını söyledi. Haberi de var burada. Uyumda son söz liderlerde diye bu seçimlerdeki uyum yasalarıyla ilgili ne var ne yok ona bakıyoruz şimdi. AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre devleti yeniden yapılandıracak uyum düzenlemeleri için oluşturdukları Milli Mütabakat Komisyonu birinci uyum paketine noktayı koydu. Paket ağırlıklı olarak yerel seçimlere ilişkin düzenlemeler içerecek. Ancak liderlerin onay vermesi halinde milletvekili seçimlerine yönelik partilerin ittifak yapabilmelerine de imkan tanıyacak değişikleri de kapsayacak diye bir başlık var. Evet. Şimdi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'la Cumhurbaşkanı'nın arasında bir sözlü düello vardı. Onunla ilgili eski Genelkurmay Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki tam bilgi verilmemiş. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma içeriğiyle ilgili tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşünüyorum diyen Başbuğ, Bahçeli'nin sözleri için de yersiz ithamlar değerlendirmesi yaptı. Bahçeli gerçekten son zamanlarda aldı başını gidiyor. Ne dediği, ne ettiğini ara sıra dinlese, kendisi geçip o televizyonun karşısında yayınlanırken dinlese, belki biraz daha toplumu birleştirici konusunda, ayrıştırıcı değil de toplumu birleştirici konusunda biraz daha çaba sarf eder. Ama ha, şu da var. Toplum birleşsin diye düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Bir de o var. Bir de o var. Şimdi bazıları kızacak ama benim gördüğüm bu. Sizin gördüğünüz farklıdır. Siz farklı taraftan bakıyorsunuzdur. Ben farklı taraftan. Herkes aynı fotoğrafı çekemiyor. Ve bir insan her zaman aynı suda iki kez yıkanamıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi TV'de değil meydana çık Milliyet'ten bir başka haber daha gözüme çarptı. Başbakan yardımcısı Bozdağ CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda 2019 seçimlerinde hodri medyan diyerek Sayın Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarak yiğitliğini gösterdi. Yiğitlik televizyonlarda Erdoğan'ın karşısına çıkmak değil dedi. Ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gerçekten Türkiye'de inşallah bir şeyi kırıp dökmeyiz. Seçim öncesindeki o propaganda sırasında. Başbakan Yıldırım'ın Sabah gazetesinde BBC'ye konuşmasıyla ilgili haberi şu şekilde görülüyor. Diyor ki PKK'nın hamisi ABD. Biz bu operasyonun amacını dünyaya ilan ettik. Suriye'nin Afrin bölgesinden ülkemize yapılan roket saldırılarını durdurmak. Amerika gibi bir hamiye sahip olan PKK faaliyetlerini Suriye'ye kaydırdı. Membiç'te PYD'yi tutmak Türkiye'ye karşı düşmanlık düşmanlıktır demiş. Rusya bugün YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor ama gelecekte kabul edecek diye açıklamalar var. Evet, devam edelim. Biraz da siyaset. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumunda 51.2 hayır çıktığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu içindeki bir çete diyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumuna ilişkin ilk kez rakam verdi. %51.2 hayır çıktı ama YSK içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu evet çıktı dedi. O nedenle bunu meşru kabul etmiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu savaş siyasallaştırılmasın dediği için Erdoğan ve Bahçeli'nin hedefi haline gelen Başbuğ'a da sahip çıktı. İktidar önce Balyoz ve Ergenekon'un hesabını versin.
Suriye yönetimiyle görüşüyorlar diyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Afrin harekatına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu ve çözüm için Suriye yönetimiyle görüşülmesi gerektiğini tekrarladı. Kılıçdaroğlu söylediklerinin tamamı yalan, zaten görüşüyorlar. Devleti yöneten en yetkili ağızdan bana ifade edildi bu diye konuştu. Haberi var bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şimdi farklı bir haberle devam edelim. Bugün hem Hürriyet Gazetesi'nde hem Posta'da var. Posta Gazetesi'ndeki haber daha böyle kötü bir haber. Fakat haber içerik olarak kötü ama veriliş olarak, aydınlatış olarak güzel kullanılmış, onu söyleyeyim. Seni çok seviyorum karıcığım başlığıyla. Dün sevgililer günüydü. Birçok insan karısına, sevgilisine, arkadaşına, çocuğuna bunu söylemiştir, seni çok seviyorum diye. Günlük hayatımızda en fazla unuttuğumuz kelimelerden biridir bu, seni çok seviyorum. Ya da sevgi kelimesini günlük hayatımızda hakikaten çok çok unuttuk. Evet, her ne kadar kapitalist sistemin düzeneği ise de bu sevgililer günü, işte şunlar günü, bunlar günü, alışveriş çılgınlığının farklı bir boyutları ise de sevgi kelimesinin cümle olduğu her konuda desteğim vardır. Çünkü sevgi farklı bir şey. Şimdi Murat Çiçin 10 yıllık eşi Gamze'nin üzerine kuma getirdi. Sürekli şiddet gören Gamze evi terk etti. Murat Çiçin dövüp elini kırınca kuma da gitti. Murat Çiçin sevgililer gününü bahane edip eşi Gamze'ye gitti. Seni çok seviyorum karıcığım. Fotoğrafa bir bakar şu ne gibi? Olsun abi, yapmış adam, yaparken utanmamış da ben gösterirken mi utanacağım? Ha, Rütük'le ilgili. Ha, Rütük'le ilgili bir durum olduğu için kadının yüzünü gösteremiyoruz. Çünkü gerçekten yüzü gözü mosmor olmuş. İki çocuğuyla baba evinde diyor. Adana'da yaşanan olayda Murat Çiçin 27 yaşındaymış. İki çocuğun annesi Gamze'ye seni çok seviyorum eve dön dedi. Gamze Çiçin dayaktan bıktım, çocuklarım ve ben artık babamlarla yaşayacağız yanıtını verdi. Murat Çiçin yeğeni Bülent Kan'ın da yardımıyla sokakta Gamze'yi yarım saat dövdü. Kanlar içinde kalıp bayılan Gamze'yi çevre esnaf hastaneye kaldırdı. Murat Çiçin cinayete teşebbüsten tutuklandı, yeğen serbest. Yardım ve yataklık yapanlara da aynı şey yapılmalı diye düşünüyorum. Yardım ve yataklık yapmışsa ve gerçekten çok dramatik bir fotoğraf, onu söyleyeyim. Fotoğraf çok kötü. Öte taraftan da bu benim nişanlım, önemli bir konu yok diyor. Adana'da bir erkek sokak ortasında bir kadını tekme tokat dövdü. Mahalle müdahale etmek isteyenlere bu benim nişanlım, önemli bir konu yok dedi. Kadın şikayetli olmayınca polis de adamı bıraktı. Buyur. Şimdi ne olacak? Yarın öbür gün o kişi yine aynısını yapacak. Evet. Kardak Kulesi diye bir haber var. Yunan askerlerinin Kardak kayalıkları önündeki tahrik edici adımları önceki gün püskürtülmüştü. Türk Deniz Kuvvetleri Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na gözleme kulesi yapmaya dün başladı. Adadaki 350 yıllık Osmanlı Kulesi'nin yanına inşa edilecek kuleden Yunan askerleri izlenecek haberi var. Evet, devam ediyoruz. Başka ne var ne yok diye. Şimdi sizinle şeyden sonra, aradan sonra bir haber paylaşacağım. Diyeceksiniz ki yani bu tür haberler seni niye ilgilendiriyor diye. Kars'ın boz ayısı dünya yıldızı olmuş. Kars'ın boz ayısı dünya yıldızı olmuş. Bu haberi sizinle aradan sonra konuşacağım. Çünkü onunla ilgili bir de fotoğraf kullanmam gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet'te bir haber daha var. Ovacık'ın ovalarına el koyma diye. Ovacık'ta 3 ayrı kamu arazisi 47 yılına tahsis edilmek üzere ihaleye çıkarılıyor. Munzur Koruma Kurulu bu politikanın hedefi geçimlerini küçük çiftçilikle sağlayan ovacıklarının toplumsal yapısıdır tepkisini verdi. Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da, Mehmet Fatih Maçoğlu, burası 8. büyük tarım ovası ilan edildi ve burada inşaat dahil herhangi bir şey yapılmaması lazım. Ovacık halkına zarar verir, mücadele edeceğiz diye konuştu. Şimdi Ovacık, Türkiye'deki tek komünist partili belediye başkanı ve geçtiğimiz günlerde
Ovacık'la ilgili, Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu'nun icraatları ile ilgili bir görüntü ekrana getirmiştik. Belediyenin gelir ve giderlerinin hepsini büyük bir pankarta yazdırıp belediyenin önünden asıyor. Yani yürek ister bu türde bir şey yapmak için. Hakikaten. Ve Ovacık'ta belediye başkanının da içerisinde bulunduğu onun öncülüğündeki grup tarla ekip ürün yetiştirip onları satıp öğrenci okutur. Yani karanlıktan aydınlığa çıkılması yolunda çok farklı işlevler yapan, farklı görüşleri olan ve olması gerekenleri yapan bir belediye başkanı. Şimdi orada Ovacık'ın ovaları hakikaten böyle 49 yıllığına birilerine tahsis ediliyorsa oturup düşünmek lazım diyelim. Kısa bir ara, kısa bir aradan sonra beraberiz. Evet. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Nurettin Leman Utku. Günaydın. Dün büyük usta Tuna Huş ve Nuray Hafiftaş'ın yanı sıra Antalya sporuna büyük hizmet veren Antalya'dan ilk milli futbolcu Tanju Çetin Kaya ile efsane beden eğitimi öğretmenimiz Tahir Hoca'yı kaybettik. Cennet mekan nur içinde yatsınlar diye bir mesajı var. Evet, gerçekten Tuna Huş. Biz onun şeyleriyle büyüdük. Onun okuduğu haberlerde, onun bültenleriyle, haber TRT'deki onların hazırladığı bültenlerle büyüdük biz. O dönemin dün arkadaşların birçoğu takıldı. Bak işte sizin jenerasyondan herkes gitmeye başladı falan diye. Ölüm hak, herkes ölümü tadacak yani. Bundan kaçış yok. Tuna Huş'a, ondan sonra Nuray Hafiftaş'a, Tanju'ya, futbolcu Tanju'ya ve ebediyete intikal eden herkese, hepsine Allah'tan rahmet dileyelim, ailelerine başsağlığı dileyelim ve mekanları cennet olsun diyelim. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğim şimdi. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz, neler paylaşıyorsunuz, neler diyorsunuz. Bunlar önemli. Evet, İsa Akbulut günaydın, iyi yayınlar demişti. Onları okumuştum. Bayram Dal da iyi yayınlar demişti. Şafak Akpınar da ta Yeşilemşin'den bu tarafı görmüştü. Turgut Pınar diyor ki günaydın, haberiniz var mı diyor. 455.119 öğretmen atanamadı diyor. 1.897.524 öğrenci okullaşamadı diyor. 817.799 öğrenci taşırmalı eğitim kapsamında yatılı okullar %34 azaltıldı diyor. Öğrencilerin %14,51'i ne devlet yurdu var. %14,51'ine devlet yurdu var. Diğerlerine yok diyor. Geri kalanına yok. Gençlerimizin, çocuklarımızın yapboz tahtası olarak kullanılmasından bir an önce vazgeçilmelidir. Sosyal, adil, eşit, çağdaş, Atatürkçü, uygar ve laik bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Eğitim sistemi yüzünü bilime ve teknolojiye dönmelidir diyor. Eğitim sistemi bilime ve teknolojiye inşallah. Onu bekliyoruz. Ahmet Demir, özür diliyorum. Günaydın, iyi yayınlar Ali abi demiş. Sıdıka Metelik günaydın, hayırlı yayınlar, aydınlık günler diliyorum demiş. Hikmet Dikici günaydın demiş. Nurten Erenler günaydın, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Yakup Toklu diyor ki kurtlar puslu havayı sever. Ülkemde yıllardır kargaşadan rant elde edenler de bellidir. Günaydın Türkiye Cumhuriyeti demiş. Nurgül Çimen Tekin TC, yani Türkiye Cumhuriyeti aç, yoksul, işsiz, evsiz, sağlıksız, dolu yaklaşık 4 milyon Suriyeli ve değişik milletlerden mülteciyi beslediğimiz yetmedi. Yeniden yapılandırılacak Irak'ın
En büyük destek Türkiye'den olacakmış. Günaydın olsun artık yeter demiş. İlker Akçay günaydın. Ali iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Nurgül Çimentekin bu ülkede 440 bin ataması yapılmamış öğretmen var. Atanmadığı için bunalıma girip intihar eden, öldüğünde cebinden 6 lira çıkan öğretmen adayı var. Siz hiç atanamayan imam duydunuz mu? Ya da pazarda portakal satan imam. Bizim kavgamız işte bunlarla görmeyenin gözüne sokmak için falan demiş. Mustafa Kök günaydın demiş. Ya bir şey diyeyim, ben görüyorum vallahi sabah bunları, bu tür haberleri, bu tür konuları gündeme getiriyoruz. Onları görmeyenlerin, o medyada bazıları vardır her dönemin şeyleri, onların gözlerine sokmanız lazım. Bir de bakın, yani insanların farklı farklı düşünceleri var. Herkesin de aynı şeyi düşünecek diye bir düşünce içerisinde olmaması lazım. Örnek vereyim mi size? Mesela dünkü sevgili nikahları, işte sevgililer günü, bilmem şusu busu. Yani ille de bizi, herkesin gündemi bu tür sorunlar olacak diye bir kural yok. Herkes düşüncesinde özgür. Özgür düşünceyi hepimize benimsemiyor muyuz? İşte şimdi ona gideceğiz. 14 Şubat sevgililer günü genç çiftlerin de hayata atılışları, evlilik hayatına atılışlarıyla ilgili de özellikle seçilen günlerden biridir. Şimdi bugün de evlenmek için müracaatta bulunan çiftlere sürpriz hazırlanmışlar. Serik'te de evlenen polis memurlarına meslektaşlarının bir sürprizi varmış. Şimdi bu haberi bir izleyelim. Sevgililer günüyle ilgili bir toparlamayı, ondan sonra devam edelim. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü nikah tarihi olarak tercih eden çiftlerin nikahlarını kıydı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konyaaltı Belediyesi 14 Şubat'ta evlenen çiftlere sürpriz hazırladı. Festikan salonu balonlarla süslendi. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Ayşe Deliktaş ve Maliye Bakanlığı müfettişi Cihan Demir çifti de bu özel günü nikah tarihi olarak seçenler arasındaydı. Sevgi emek ister. Sevginin olduğu yerde mutluluk vardır. Bir ömür boyu mutlu olmanız dileğiyle. Ayrıca sevgililer gününüz kutlu olsun. Gençliklerimiz bir ömür boyu mutlu olsun. Herkese sevgiler, saygılar. Serik ilçesinde ise polis memurları Şerife Şeyda Önal'la Gökhan Budak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlandı. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliğini Serik Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan yaptı. Polis arkadaşları ise çifti birbirine kelepçeleyerek ömür boyu hiç ayrılmayın diye bu kelepçeyi takıyoruz. Mutluluğunuz ömür boyu sürsün dedi. Sürpriz karşısında şaşıran çift ise meslektaşlarına ve törene katılanlara teşekkür etti. Kelepçe dakika neler söylüyorsunuz? Ben her gelene teşekkür ediyorum tüm meslektaşlarıma. Sizlere de gazetecilere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Hepiniz var, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, sanıyorum sevgili Mustafa Nuri Aloğlu'nun kulakları çınlıyordur şu anda. Sevgili Mustafa Nuri Aloğlu'yla birlikte o Hürriyet gazetesinde, ben Milliyet'te, Samsun'da gazetecilik yaptığımız dönemlerde böyle bir haber yapmıştık ve o Milliyet gazetesinde kelepçeli nikah diye çıkmıştı. Hürriyet gazetesinde de farklı bir başlıkla çıkmıştı. Geçmişten günümüze uzanan değişik, enteresan haberlerdir bunlar. Bunlar hep her şeyde yapılabilir. Böyle esprili şeyler yapılabiliyor. Şimdi size espri olmayan ama gerçek bir haberden söz edeceğim. Kars'ın boz ayıları BBC ile 200 ülkede. BBC Kars'ın boz ayılarını 200 ülkeye şey yapmış, tanıtacak. İngiliz devlet kanalı BBC'nin Kuzey Doğa Derneği üyeleri ve bazı bilim insanlarının da aralarında bulunduğu 16 kişilik ekibi 2017 yazında 2 ay boyunca Kars'ın Sarıkamış ilçesi ormanında yaban hayatı belgeseli çekti. Ben bir fotoğraf atmıştım ama bununla ilgili o fotoğrafı kullanırsak daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bugün İngiltere ile ABD başta olmak üzere 200'den fazla ülkede yayınlanacak belgesel.
Faruk ve Seha ismi verilen boz ayıların belgeselinin tanıtım görüntüsü BBC internet sitesinde büyük ilgi gördü. Görüntülerde ayıların mağaralara girişleri, bir ayının kavga ettikten sonra kopan pençesini çekmesi ve çiftleşmesi de yer alıyor. Kars Erzurum otoyolunda yaşadıkları tehlike ve çöplükte beslenmeleri de boz ayılara takılan kameralarla görüntülendi. Belgesel dünyada 200'den fazla ülkede 372 milyon izleyicisi olan BBC ve ABD'de 63 milyon izleyicisi olan ABD devlet kanalı PBS'de bugün yayınlanacak. Belgeselle dünya bir kez daha Kars'ın ve Sarıkamış'ın boz ayılarını, yaban hayatını, muhteşem doğasını ve coğrafyasını tanıyacak. 10 milyonlarca lira değerindeki bu reklam ve tanıtım sayesinde Kars ve Doğu Anadolu'da doğa turizminin artması da ümit ediliyor. Bakın, ayı deyip geçmeyin arkadaşlar, ayı deyip geçmeyin sevgili izleyicilerimiz. Ayılar gerçekten önemli ve bu ayılar hakikaten ülkemizin tanıtımını yapacak. Bazı ayılar, ayı demeyelim onlara da, hani kızdığınızda ayı diyorsunuz ya, onların ülkeye hiçbir faydasının olmadığı bir dönemde gerçek ayıların ülkenin tanıtımında böylesine etkin rol oynadığını acaba düşünebilir miydiniz? Hakikaten bunlar önemli şeyler. Onun için hayvanlara, hayvanlar alemine sahip çıkın. Ve hiçbir zaman şunu yapmayın. İnsanlara kızdığınızda, hani insan giyimli ya da insan görünümlü olan bazı yaratıklarına kızdığınızda lütfen hayvan olarak adlandırmayın onları ve hayvansal takılar lütfen koymayın. Bakın, ayılar bile ülke tanıtımını yapmak isterken insan kılığındaki bazıları ülkenin dışarıya karşı imajını nasıl zedelediğini biraz önceki haberde gördük. Değil mi? Karısını seni seviyorum sevgilim olayı. Mesela bu. Ben ayılardan yanayım. Çünkü sevgili Mehmet Tosun sağ olsun, benimle ilgili çok ayı hikayesi yazdı. Ve iyi ki yazmış. İyi ki öyle bir dostum var. İyi ki bir ayıyla eşleştirerek ya da bir ayıdan yola çıkarak yazmış. Allah'a bin şükür. Ben çok hayatımdan memnunum. Ve hakikaten unutmayalım. Antalya'nın da bu tür tanıtımlara ihtiyacı var. Diyeceksiniz ki Antalya'nın ayıyla tanıtımına ne ihtiyacı var? İşte Antalya'da deniz var, kum var, güneş var. Sayın Valimizi duydunuz. Dün burada gösterdik ve üzerine basa basa söyledik. Antalya'nın da artık deniz, kum, güneş olayını bir kenara koyun. Alternatif turizmi. Sağlık turizmi var, spor turizmi var, trekking var bunun. Ondan sonra nedir? Farklı alanlar var. Bu alanların hepsini içerisine kaplayan bir de Hestorex fuarımız var. Hestorex 5-8 Nisan tarihlerinde yine bu yıl ikincisi yapılacak. Hestorex'te işte ülkenin değişik tanıtımlarının da yapılmasına bir fırsat doğuyor. Onun için onu da önemsiyorum ve devam edelim. Madem ayıdan başladık, şöyle hayvanlara doğru bir uzanalım. Hayvanlar alemi gerçekten önemlidir. Hayvanlara sahip çıkın, çünkü hayvanlar insanların en güzel ve en sadık dostlarıdır. Öte taraftan tarım alanlarımızın her geçen gün kaybolduğu, hayvancılığın her geçen gün biraz daha gerilediği bir dönemde devlet 300 koyun vereceğini söyledi köyüne dönene. Hadi gel köyümüze geri dönelim, Fadime'nin düğününde halay çekelim şarkısından esinlenerek böyle bir şeye sanıyorum girdiler ama o bununla ilgili de toplumun değişik kesimlerinde eleştiriler de oldu. Ne şekilde alınacağı konusunda açıklamalar da yeni gelmeye başladı. Yani ben köye dönüyorum arkadaşlar, karar verdim, aha da cebimde biletim, 300 tane koyunu bana verin, ben gidiyorum demek yok. Öyle bir şey değil bu. Bununla ilgili Devlet Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakı Baba'nın açıklamalarını izlemiştik. Şimdi bir de bunun Antalya'da neler var neler yok, proje tam anlatılabilmiş mi, anlaşılabilmiş mi bununla ilgili ne düşünüyor? Antalya'da damızlı küçükbaş hayvan yetiştiricileri de var. Onunla ilgili Nur Baranlı'nın bir haberi var. Nur Baranlı'nın haberini bir izleyelim, ondan sonra beraber olalım. Hadi gel köyümüze geri dönelim.
Fadime'nin düğününde halay şekerim. Yıllar önce Ferdi Tayfur şarkısını da söylemişti. Bakanlık da konuya el attı ve yerli üretimi desteklemek adına köye dönüş projesi başlattı. Yani 300 koyunu Ziraat Bankası'nın kredisiyle TİGEM olarak yem desteği vereceğiz, asgari ücretini vereceğiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba, köyüne geri dönecek çiftçi ailelere 300 damızlık koyunla askeri maaşın üzerinde ücret vereceğini açıklamıştı. Tüm illerde heyecan yarattı. Tabii ki o illerden biri de Antalya. Konunun detaylarının bir an önce açıklanması bekleniyor. Küçükbaş hayvanın Türkiye için önemli değer olduğunu belirten Antalya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, bu kapsamda projenin çok faydalı olacağına inandıklarını söyledi. Bu çok önemli bir proje. Bizim için her şeyden önce küçükbaş hayvanın, koyun ve keçinin ne kadar önemli olduğunun algılandığının da ortaya koyulduğu bir proje olması açısından bizim için çok önemli. Ama birliğin bazı endişeleri var. Başarıyı engelleyecek en eksik nokta tamamen hayvancılığı bilmeyen, altyapısı olsa bile köye geri döndüğünde o 300'lük hayvanı sonuçta merası olmayan, otlak arazisi olmayan bir yere verildiğinde hayvanın heder olması söz konusu olacaktır. Bir başka endişe de Antalya ili Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan'dan geldi. Sayın Bakanım 300 adet koyun diyoruz. Yeterli teminatlar alarak, aynı şekilde maaş ödeyerek çok güzel proje. Yalnız benim köylüm 300 tane koyunu alabilmesi için 300 koyun tanesi 1200 liradan 350-400 bin lira. 400 bin liralık teminatı verecek çoğu arkadaşımızda bu imkan yok. Hatta bazı arkadaşlarımız bu hayvana bakma şansı da yok, barınakları da yok. Proje tam anlamıyla netleşmemişken hayvancılık sektörünün beklentileri mevcut üreticinin yeniden canlandırılması. 300 baş hayvan bugün bu derece büyüklükteki bir sürü. Sürülerin keşke 150'ye indirilip mevcut olan, mevcut bu işi yapan insanların sürü büyüklüklerine değer katarak yapılmasının çok daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimiz tamamen mevcut üyelere de bu hayvan sürülerinin dağıtılmasıyla ilgili. Bence 50'şer koyunla eğer 300 koyunu 6 aile yaşatırsak ve aile işletmeciliğe önem vermiş olacağız. Daha çok tabana yayıldığını düşünmekteyim. Hatta bunlardan teminat dahi alınmasın. Bunların faizli olsun, düşük faizli olsun. Bunlar gerçek üretim yapsın. Çapraz borçlanma yani birbirlerine kefil olarak projeyi de takipçisi olur. Ali Bey beni kefil eder, Veli Bey ben kefil olunca o koyunların ne yaptığını bildiren daha da güzel olacağını düşünmekteyim. Size 300 damızlık koyunla asgari ücret verseler köyünüze tekrar döner misiniz? Dönmem. Neden? Çünkü yaşıma uygun değil. Bakamam. Asgari ücreti burada çalışacağıma köy döner hem asgari ücretimi alırım hem koyunumu güderim. Kimi vatandaş koyunumu alırım, köyüme geri dönerim diyor. Kimi vatandaşsa şehir yaşamından vazgeçemeyeceğini söylüyor. Konunun detayları ise hala merak konusu. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Evet, haberimizi izlediniz. Hadi gel köyümüze geri dönelim diye bir türkümüz vardı. Hakikaten olacak mı, dönülecek mi, dönülmeyecek mi bilmiyorum. Bu arada yorumlar geliyor. Sayın Mustafa Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı bir açıklama yapmış. Benim eleştirimle ilgili diyor ki, Ali abi selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Devlet Bahçeli'nin bu ifadelerinde hangi eksiklik var sizde, vardır sizce? Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Sayın Bahçeli toplumu ne zaman kutuplaştırmıştır, ne zaman ayrıştırmıştır? Sayın Bahçeli'nin hangi dediği birini tutmuyor? O hangi dediği birbirini tutmuyora geçmişten örnekler veririm ama şimdi o tartışmanın zamanı değil. Sizin adınıza ben notunuzu ileteyim efendim. Konuştuklarınızı sonra kendiniz bir izleyin diyelim diyor. Benim şeyimi, konuştuklarımı diyor, sen de diyor bir izle diyor. Tabii ki izliyorum ben konuştuklarımı, daha sonra izliyorum. Ben öyle hani program bitti hadi eyvallah denen bir şeyde değilim. Ben yaptığımı, yapacaklarımı
örnek olması için yaptıklarımın üzerinden her zaman bir geçiyorum. Neden? Çünkü yaptığım hatalardan dolayı gelip özür dilemesini de biliyorum. Ama son zamanlarda biraz böyle bakılırsa hakikaten televizyondaki bütün liderler için söylüyorum ama bugün Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Onunla şey yaptık. Dedim ki yani biraz daha toplumu birleştirici konularda bütün liderler için bunu söylüyorum. Ben geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı için de söyledim. Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de söyledim. Kılıçdaroğlu için de söyledim. Ben Devlet Bahçeli için de söylüyorum. Hükümetin içerisindekiler için de söylüyorum. Başbakanım ve bakanlar için de söylüyorum. Ha diyeceksiniz ki ya bütün bunları söylüyorsunuz da HDP için söylemiyorsunuz. HDP'nin ne zamanki kalkar da PKK bir terör örgütüdür açıklaması yapar, o zaman onlara da konuşur. Çünkü onlar henüz daha şeyi PKK'yı terör örgütü olarak görmediği için benim geçmişte diyordum Türkiye Partisi mecliste temsil ediliyorsa belirli bir görüşü varsa eyvallah diyorduk ama halen daha PKK'yı bir terör örgütü olarak adlandırmadılar. Ha onun için PKK'yı terör örgütü görmeyen hiçbir düşünceye saygı duymuyorum. Kusura bakmayın. O onların düşüncesi. Eyvallah tamam. O da kendi düşüncesini kendisiyle yorumlasın. Çünkü PKK, PYD, YPG, IŞİD terör örgütlerine terör örgütü diyemiyorsa bir grup, o grupla benim mesafem her zaman vardır. Çünkü terör senin terörün, benim terörüm, onun terörü, bunun terörü diye olmaz. Diyelim. Evet. Ha ben demişim diyor Mustafa Aksoy. Siz diyorsunuz ya diyor Bahçeli kendi konuşmalarını. Bakın sertlik konusunda söylüyorum. Yani Devlet Bahçeli'nin sertliği konusunda. Ha, biraz daha toplumu hakikaten nedir? Birleştirici, bütünleştirici mesajlar verilebilir artık. Tamam siyasettir. İç siyasete uğraşılacak. Hepsi yapıyor bunu. Ben hepsi için söylüyorum. Bütün liderler için söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten birlik, beraberliğe ihtiyacının olduğu, en fazla olduğu dönemler. Bütün liderler için söylüyorum. Bütün siyasiler için söylüyorum. Mesela sizin gibi keşke Mustafa Aksoy, il başkanı, MHP il başkanı. Keşke sizin gibi. Bakın ne kadar duyarlısınız. Sabahın bu vaktinde her sabah izliyorsunuz, her sabah kentle ilgili, ülkeyle ilgili düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz. Ondan sonra endişelerinizi dile getiriyorsunuz. İşte bu, mesele bu. Gerçekten bu. Ve ben sizin halen de Antalya'da ayrıştırıcı ya da Antalya'da belirli bir grupları ötekileştiren bir tavrınızı da görmedim. Bu da gayet güzel bir şey. Bakın iyi olanı da söylüyorum. Biz sevgili Mustafa Aksoy'la gerçekten iyi de dostuz. Ve ne güzel bakın karşılıklı fikirlerimizi paylaşabiliyoruz. Benim konuşma hakkım var diye sevgili Aksoy'un yazdıklarından asla bir harf dahi çıkarmadan okuyorum. Neden? Çünkü insanlara bu hakkı vereceksiniz, paylaşacaksınız. Paylaşımdan yana olursanız varız. Bir tarafı eleştirirken öbür tarafta sen bilir ya. Ben istediğimi söylerim. Sen ne sesini duyuramazsın. Yok asla yok. Benim programım da yok. Özgürlüklerin programı diyorum ben. Kimseye hakaret etmeden isteyen istediği görüşü paylaşabilir, düşüncesini paylaşabilir. Ama dediğim gibi özgürlük bir başkasının özgürlüğünü kıstığı zaman özgürlük olmaktan çıkıyor. Şimdi bu böyle oldu. Bir izleyicimiz de demiş ki, ya demiş, şimdi diyor zor kalktık diyor, bence diyor sevgililer günü diyor, hafta sonu bir hafta sonu gününe diyor, monte edilsin. Yani ben de dedim ki evet dedim mesela, Şubat'ın ikinci cumartesi günü. Şubat'ın ikinci cumartesi günü sevgililer günü olsun. 14 Şubat değil de cumartesi hafta sonuna denk gelsin diye. Evet. Bu da böyle. İçeriden de bir not geldi. Şey değil mi? Ara notu muydu bu? Evet. Ara notu geldi. Reklama gidecekmişiz. Şimdi reklama gidiyoruz. Kısa bir ara. Kısa bir aradan sonra beraberiz. Ve gerçekten görüşlerinizi paylaşın. Hiç çekinmeyin. Neden? Çünkü biz düşüncelerimizi birbirimize kabul ettireceğiz diye bir kural yok. Ama düşüncelerimizi birbirimize paylaşabileceğimiz bir ortamımız var. Bunu da bize ne sağlıyor? Kanal V sağlıyor. Özgürlüklerin programı Ali Orhan'la Antalya gündemi devam edecek kısa bir aradan sonra.
Evet, devam ediyoruz. Program devam ediyor. Ben de yerel gazetelerimizi okuyabilmek, okumak için, sizlerle paylaşmak için açmaya devam ediyorum. Yerel gazetelerimizde neler var, neler yok, onlara bakacağız. Hilal gazetesiyle başlayalım isterseniz. Hilal gazetesinde fuarlar şehrin kazanç kapısı demiş. Turizmin 12 aya yayılması noktasında hiç kuşku yok ki fuarlar ayrı bir öneme sahip. Anfaş Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bidi, yılda 16 fuar ile Antalya'yı hem tanıttıklarını hem de şehre kazanç rotası çizdiklerini belirtmiş. Ah, şu Anfaş'ı bir düzeltseler, oradaki o sıcak soğuk olayını, oradaki o özellikle park olayları, bilmem neler, inşallah düzelir. Sağlıkta dünya markası başlığı var. Antalya Sağlık İl Müdürü Doktor Ünal Hülür, Antalya sağlık alanında dünya markasıdır dedi ve devlet, üniversite, özel hastanelerle toplam 14 milyon 17 bin 84 hasta muayene olduğuna vurgu yaptı. Şimdi bakın, bu böyle mi olması lazım? Markasıdır dedi. Dedi, devam etse burada. Devlet, üniversite ve özel hastanelerde toplam 14 milyon 17 bin 84 hastanın muayene olduğuna vurgu yaptı. Ne kadar zamanda? Ne kadar yılda? Ne kadar ayda? 100 yılda mı mesela? Değil mi? Yani bir yılda dese ya da şu kadar yıl içerisinde ya da şu kadar ay içerisinde. İşte haberi yapmak ayrı, başlığı atmak ayrı. İl Sağlık Müdürü Doktor Ünal Hülür ile ilimiz sağlık sektörü üzerine konuştuk. Haberin girişi bu arkadaşlar. Şeyin üzerine nedir? İlin sağlık sorunları üzerine konuştuk. Evet, haberin girişi bu. Geçtiğimiz yıllarda verilen hizmetlerden bahseden ve bu yılki hedeflerini açıklayan Doktor Ünal geçen konuşuyoruz, hala konuşuyoruz. İşte Doktor Ünal ne demiş, ne etmiş diye konuşacağız şimdi. Ben de bu arada sizinle bir şeyi paylaşayım. Sosyal medyadan paylaşayım. Şimdi diyeceksiniz ki ya hata olmaz mı? Ya her gün aynı hatalar olunca bu artık alışkanlık halini almış oluyor. Mesela bu bir canlı yayın değil. Birinci sayfayı çıkarıp haberi açıp şeyi okuyup tekrar oradan düzeltme yapabilme şansları var. Şimdi haberi okuyoruz. Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, Antalya sağlık alanında dünya markasıdır dedi ve devlet, üniversite, özel hastanelerde toplam 14 milyon 17 bin 84 hasta muayene olduğuna vurgu yaptı. Oh, bitti. İl Sağlık Müdürü Doktor Ünal Hülür ile ilimiz sağlık sektörü üzerine konuştuk. Geçtiğimiz yıllarda verilen hizmetlerden bahseden ve bu yılki hedeflerini açıklayan Doktor Ünal, Antalya'mızda sağlık hizmetlerini büyük bir aile olarak veriyoruz. 15 bini aşkın personelimizle sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın beklentilerini göz önünde tutarak en ileri düzeyde veriyoruz. İnanıyorum ki 2018 yılı sağlık teşkilatının fedakar çalışanlarının özlük haklarının iyileştiği ve şiddetin tamamen ortadan kalktığı, halkımızınsa aldığı her türlü sağlık hizmetlerinden memnun kaldığı iyi bir hizmet yılı olacak. İl Sağlık Müdürü olarak kapım her düzeyde sağlık çalışanlarına açıktır. Hedefimiz el ele vererek bakanlığımız sağlık politikalarını ve uygulamalarını ilimizde hayata geçirmektir diye konuşmuş. Bakın burası önemli. İl Sağlık Müdürü olarak kapım her düzeyde sağlık çalışanlarına açık. Ben sağlık çalışanı değilim. Gidip müdürün odasına girerim. Şimdi haberi öyle vermişler ki sanki müdür diyor ki sadece sağlık çalışanlarına açık benim kapım, öbürlerine değil. O özellikle sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili herkesin gidip, yani sağlıkçıların gidip danışacağını söylemek istemiş. Fakat haber öyle yapılmış ki sanki sağlık müdürü, İl Sağlık Müdürü sağlıkçıların dışında kimseyi kabul etmiş. İşte mesele bu. Anlatmak istediğim bu. Bir kez daha arkadaşlar yazdıkları haberleri gözden geçirirlerse gerçekten sevinirim. Ben de burada en azından zorlanmam. Şimdi Sabah Akdeniz gazetesinde bir haber var. CHP'liler Mehmetçi'ye karşı silahlarını almışlar. Gitmişler şeye, nedir, sınırda. Türk askerine ateş ediyorlar diye düşünürsünüz. Bu başlığı görünce işte haberlerdeki başlıklar, haberlerin yazılış şekli, onu diyorum ya. CHP Antalya İl Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri Afrin Operasyonu'na karşı eylem yapanlara destek verdi. Vatandaşın karşı eylemiyle ortam gerildi. Haber bu. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cem Kotan, Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi ve Adalya Vakfı'nın da müdürlüğünü yapıyor diye.
CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı iken Kepez İlçe Başkanı'nın dağdaki mekaplıya selam olsun demesine göz yummuştu. Ne yapacaktı gidip o zamanki o mekaplı kelime şeysi de haberi de yine böyle çarpıtılmıştı. Şimdi bakın bazı şeyler vardır. Bu Mehmetçi'ye karşı ya da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir olay değil. Onlar da görüşlerini savaş istemiyoruz diye bir şeysi vardır. Ama kimse de teröre karşı yapılan mücadeleyi hafife almıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki Zeytin Dalı operasyonunu kimsenin hafife aldığı yok. Bunu da söylüyor ama bu haberi izleyen der ki Cem Kotan, Ahmet Kumbul ve Emrah Yasin Karasu arkadaş. Devlet düzenini bozmak için silahlanmışlar, gitmişler Türk askerine karşı savaşıyorlar. Ya bunu böyle yapmasak da haberi tam özgür bir şekilde tamam birilerine iyi görünmek için bazı şeyleri yapmak hoş. Ama insanlar da özgür iradeleriyle düşüncelerini ve görüşlerini açıklama şeysine sahip. Şimdi haberin girişine bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'de terör örgütlerine destek veriyor söylemi Antalya'da kanıtlandı. Evet, bu olay kanıtlandı, bitti. CHP terör örgütlerine destek veriyor oldu. Ya ne güzel değil mi? Evet, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na karşı halk evleri üyeleri eylem yaptı. Onlara destek ise CHP Antalya İl Yönetimi ve bazı belediye meclis üyelerinden geldi. Şimdi bunları götürüp bu üçünü asmak lazım. Astık mıydı? Sorun ortadan kalkıyor. Cem Kotan, Ahmet Kumbulu, Emrah Yasin Karasu'yu. Astık mı? Bitti. Sorun bitti. Yani işte benim anlatmak istediğim bu. Ayrıştırıcı şeyleri yapmayalım. Birleştirici. Bu insanlar orada gitmiş eylemlerini yapmışlar. Eyleme karşı bir şeyini koy ama bunlar yok. İşte CHP'liler Mehmetçi'ye karşı. İşte Cem Kotan, Ahmet Kumbul, Emrah Yasin Karasu. Şu, yani hedef. Hedef göstermek doğru değil. Hele bu dönemde hedef göstermek gerçekten doğru değil. Ama bakalım nereye kadar böyle gideceğiz? Nasıl olacak? Evet, devam edelim. Haberlerimize devam edelim. Bu destek bitmez. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda Batı Akdeniz'in dört bir yanından destek devam ediyor. Sendikalar ve vatandaşın desteği sokaklara taşıyor. Memur senin destek eyleminde dualar edildi. Vatandaş araçlarla şehir turu yaptı. Anneler atkı ve bere gönderdi haberi. Yine Akdeniz, Cumhuriyet Akdeniz'de var. Evet, devam edelim. Gazetelerimize. Ekspres gazetesi pedalla dev tanıtım başlığını vermiş. Antalya spor kenti olma yolunda önemli bir etkinliğe imza atacak. Tour of Antalya ve Akla Grand Fondo bisiklet yarışları 22-25 Şubat'ta 20 ülkeden 175 bisikletçiyi buluşturacak haberi var. Buna bakacağız. Sezaryen doğum kontrol altında haberi yine var Ekspres gazetesinde. Toprakla site satıyorlar haberi yine burada var. Evet, şimdi bu pedalla tanıtım Tour of Antalya şeyle ilgili bu 20 ülkeden 25 takımın katılacağı bisiklet turuyla ilgili tanıtım toplantısı yapılmış. Bu toplantının haberini görüntülü olarak bir izleyelim. Ondan sonra yine beraber olalım. Antalya'da bu yıl ilk kez 22-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Tour of Antalya bisiklet turunun tanıtımı yapıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda yarış direktörü Abdurrahman Açıkal'ın yarış hakkında bilgiler verdi. Tayinmalı'da Gölbeyi yokuşuna bakıldığı zaman hep zor etap olarak tanımlanırdı. Halbuki bu etapta eğimler o kadar sert ki bisikletçide duvar gibi diye tanımlanan %16'ya varan eğimler var. Aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı da yapan Menderes Türel, kent içindeki spor hizmetlerine her zaman ağırlık verdiklerini söyledi. Bisiklet sporunu da bir alışkanlık haline getirmek, bir şehir kültürüne dönüştürmek çabasındayız. Bisiklet yollarımız böyle yeni yapılan, yeni hizmete açılan caddelerde planlanmış, planlanmaya devam ediyor. Ama bunların içerisinde bir ring oluşturacak, bir süreklilik sağlayacak bir bağlantı eksikliği var. Şimdi bu projeyi bitiriyoruz. Önümüzdeki haftaya inşallah ya da öteki haftaya arkadaşlarımız tamamlayacaklarını söylediler. Programda yarışmacıların giyecekleri mayolar tanıtıldı. Magenta formayı liderimiz giyecek.
çekecek genel klasman liderimiz. Organizasyonun kurumsal rengi olduğunu da belirtmiştik. Magenta'nın aynı zamanda tutkuyu ve yaşamın her alanındaki dengeyi aslında bize ifade ediyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kent tanıtımına büyük katkı sağlayacak etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti. Bu iş Antalya'da olur. Bu ekiple, bu destekle olur. Biz de sonuna kadar bu organizasyonun arkasındayız dedik. Gran Fondo dediğimiz daha çok amatörlerin halkın katılacağı, bir farkındalık yaratacağı bisiklet sporuyla ilgili, bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık yaratacağı için ben diğer tarafı belki biraz daha önemsiyorum. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizin kentte az önce başkanımızın da ifade ettiği çalışmalardan sonra bu kent bir bisiklet sever kente dönüşür diye temenni ediyoruz. Programın sonunda ise yarışmanın birincisine verilecek kupa tanıtıldı. Evet, gerçekten çok güzel, çok hoş bir şey. Bu bisiklet olayı. Keşke Antalya'da bisikleti daha böyle geniş kitleler kullansa, ama o zaman bisikletle hava atılmıyor. Yani şimdi Antalya'da araç kullananların, motor kullananların geneldeki tavrı nasıl hava atarızdır. Bisikletle hava atılmayacağına göre Sayın Valimizin bisiklet kullanımı yaygınlaşır sözü biraz uzun zamana yayılır diye düşünüyorum. Öte yandan bisikleti nerede kullanacak bisikletliler? Mesela gidip gelirken Muratpaşa'da oturan biri Kepez'de çalışıyorsa, Fener'de oturan biri Kepez'de çalışıyorsa ya da Kepez'de oturan biri Fener'de çalışıyorsa ya da Konya altında oturan biri Kepez'de, Kepez'deki biri Aksu'da, Aksu'daki biri Muratpaşa'da çalışıyorsa, siz bu trafiğin içerisinde bisikletlilere hak vereceklerini düşünüyor musunuz? Ya da hakikaten verir miyiz? Bisikletlilere de bir yaşam hakkı verir miyiz? Oturup düşünmek lazım diye düşünüyorum. Sizlerden gelince sizin düşüncelerinize de bakalım. Çünkü onlar bizim için önemli. Evet, şimdi sizden gelenlerle devam ediyoruz. Mustafa Kök günaydın demiş. Abdullah Kıldan diyor ki, özür diliyorum, orada bir yanlışlık yaptım bak. Haber şeyi açmak için, mesajı açabilmek için farklı bir yere. Abdullah Kıldan, benim zanaatim yaşamak dolu dolu, derin derin. Benim zanaatim sevmek gizli gizli, için için. Benim zanaatim yazmak yaprak yaprak, halkım için. Benim zanaatim kavga ekmek için, barış için diye Aziz Nesin'in şiirini kullanmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Gerçekten güzel şiir. Ve dönemi de anlatan bir şiir. Doğan Sönmez iyi yayınlar demiş. Ve eklemiş, ayı dostum. Bakın aynen okuyorum. İyi yayınlar ayı dostum demiş. Şimdi ne güzel bir şeyle anılıyoruz değil mi? Ülkemizin tanıtımını yapacak olan Kars'ın boz ayısıyla aynı yerde gösterilmek gerçekten benim için onurdur, gururdur. Ya sabahki bu gazetelerdeki, özellikle Posta gazetesinin başlığındaki haberdeki şekilde anılsam ne olurdu değil mi? Ne kadar kötü bir şey. Ama Kars'ın boz ayısıyla anılmak gerçekten güzel bir şey. Onu da söyleyeyim size. Sevgili Doğan Sönmez'e çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hatırlattığı için benden de kucak dolusu selam buradan. Manavgat'a ve sevgili Doğan Sönmez'e. Abdullah Uyaroğlu iyi yayınlar Ali abicim diyor. Gaza gelmeyelim, uyanık kalalım, uyanık olalım. Tabii ki öyle olalım. Musa İbrahimoğlu günaydın, iyi yayınlar demiş. Çoban Orhan günaydın Antalya demiş. Gülten Duman günaydın demiş. Ve sizden gelenler de olduğu zaman yine okuyacağım ve devam edelim. Körfez gazetesi önümüzde şimdi. Savaşın en fazla zarar göreninin çocuklar olduğunu her zaman söylüyoruz. Terör, savaş, ayrılıklar, huzursuzluklar, ekonomi en çok çocukları vurur. Çünkü çocukların gelişimi, çocukların büyümesi, çocukların ortamları hakikaten bu zamanlarda kısıtlanır, alanları kısıtlanır. Zaten çocukları şehirlerde beton duvarlar arasına sokmuşuz böyle, beton duvarlar arasına sıkıştırmışız. Şimdi
Sevgili Müzeyyen Yüce'nin Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili şeysini okuyoruz. Nedir yaptığı gözlemlerini aldığı yaptığı haberleri. Dün çocukları işlemişti. Hakikaten savaşın mağdurunun ya da bu tür terör olaylarının mağdurunun en fazla çocuklar olduğu bilgisini vermişti. Ve hakikaten tebrik ediyorum bir kez daha sevgili Müzeyyen'i. Dolu dolu bir röportaj gerçekleştirmiş. Bir inceleme aynı zamanda da gerçekleştirmiş. Şimdiden ben söyleyeyim. Ödül alır. Bu röportaj, bu araştırma ödül alır diye düşünenlerdenim. Bugün Körfez gazetesi de dünkü o çocukların mağduriyetinin işlendiği röportaj bölümüne sanki devam gibi yapmış. Şey demiyorum, Müzeyyen'in, sevgili Müzeyyen'in röportajını değil, manşetini. Diyor ki, bir utanç daha. Kadın cinayeti, çocuk istismarı gibi toplumsal konularda Avrupa'nın gerisinde olan Türkiye, okul öncesi eğitimde de son sırada. Hani sabahları diyorum ya, aydınlığa giden karanlıktan aydınlığa gitsinler diye sabahın o erken vaktinde daha uykularını alamadan sokaklara düşen çocuklarımız var ya, eğitim görebilmek için, aydınlanabilmek için, işte orada okul öncesi eğitimde de son sıradaymışız. Anne, Çocuk ve Eğitim Vakfı AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın, okul öncesi okullaşma oranının Türkiye'de %8 olduğunu belirterek Türkiye'nin bu oranla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD üyesi ülkeler arasında son sırada yer aldığını söyledi. Salı Sanayici ve İş Adamları grubuna konuk olan Nalan Yalçın, AÇEV olarak baba destek programını da çok önemsediklerini vurguladı. Yalçın, hedef çocuk gelişiminde babanın aktif rol almasını sağlamak, destek alan babaların çocukları ile ilişkisinde ciddi iyileşmeler oluyor dedi. Şimdi bakın, bizim bu tür düşüncelere ihtiyacımız var. Hakikaten toplumu aydınlatacak, toplumu bir yerlerden alıp yukarılara çıkartabilecek düşüncelere ihtiyacımız var. AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın'ı tebrik ediyorum. Böyle bir konuyu gündeme getirdiği, böyle bir olayı önümüze tüm çıplaklığıyla koyduğu için, keşke Nalan Yalçınlar çoğalsa ve olaylara bir anne şefkatiyle yaklaşabilecek düzeyde daha çok yöneticilerimiz olsa, daha çok toplumda konuşanlarımız olsa, kadının elinin değdiği yerde gerçekten bazı konular çok daha farklı yer alır. Çok daha farklı bir ivme gösterir olumlu yönde. Çok daha büyük ve kısa zamanda aşama kaydeder diye düşünüyorum. Ve bu utanç mı, bu ayıp mı, bu düşüncesizlik mi ya da bu hak vermeyiş mi? İnşallah bir gün sona erecek ve OECD ülkeleri arasında Türkiye hem okuma yazma oranında hem kadına şiddet konusunda hem böylesine utanç konularında üstlerde değil. İnşallah o listelere girmeyecek bir ülke olacak. Ve böyle de olması gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizin, Türkiye'nin bir bölümünün ismi Anadolu. Kadının elinin değdiği yer. Onun için çok önemli. Ana çok önemli bir kelimedir. Evet, devam edelim. Şimdi Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Antalya'da diyor, Avrusya Air Show nefes kesecek manşet gazetesinde. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Avrusya Air Show 25-29 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek. Sivil, ticari ve askeri havacılık markaları üreticileri ve yan sanayi firmaları ile geniş bir katılımcı vizyonu olan Avrusya Air Show katılımcılarının yaklaşık %70'i yurt dışından gelecek. Antalya Uluslararası Havalimanı içinde toplam 300 bin metrekarelik alanda 50 bin metrekare kapalı alan, 65 şart 100'ü aşkın uçak için statik sergileme alanı bulunacak. 65'i kartır herhalde.
Bu Air Show'da 500'ün üzerinde uluslararası katılımcının yanı sıra 150'nin üzerinde askeri ve sivil delegasyonun katılımıyla 100'ün üzerinde de ülkeden 100 binden fazla personel ziyaretçi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Eurasia Air Show, Türkiye'nin en işlek ilk 3 havaalanından biri olan Antalya Uluslararası Havalimanı'nda yapılacak diye haber var. Evet, bu da gerçekten güzel bir haber. Evet, devam ediyoruz haberleri. Hürriyet Akdeniz gazetesindeyiz. Hürriyet Akdeniz'in manşeti kent trafiğine pazar ayarı. Kent trafiğine yönelik olumsuz etkileri yıllardan beri konuşulan tarihi cuma pazarı üçe bölünüyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Yüksel yüzlerce esnaf, binlerce vatandaşı ilgilendiren yeni uygulamayı Hürriyet'e anlattı. Devrim niteliğinde karar diye vermişler. Geçtiğimiz günlerde de bu pazarın kalkacak olmasıyla ilgili Muratpaşa Belediyesi'nin almış olduğu bir karara tepkilerin çok olduğu söylenmişti, yazılmıştı, haber olmuştu. Şimdi de Muratpaşa Belediye Başkanı bunlara cevap vermiş. Daracık yollarda hem esnafımız hem de vatandaşımız mağdur oluyordu. Üstelik bölgede oluşan trafik yoğunluğu da tüm kenti felç ediyor. Ambulans, itfaiye pazarın içinde sıkışıp kalıyordu. Biz bu kötü tabloyu pazarı üçe bölerek ortadan kaldıracağız. Bu sayede geniş alanlardan modern tezgahlar kurulabilecek. Üstelik bu sayede çok daha fazla vatandaşımız pazardan yararlanacağı için gelir de artacak. Ayrıca güvenlik sorunu da ortadan kalkacak. Pazarımızı yaşlı engelli vatandaşlarımız da rahatça gezebilecek demiş. Bu arada Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz yeni düzenleme ile ilgili bugün basın toplantısı yapacaklarını belirterek esnafı tanıdığı, alışık olduğu bir bölgeden taşımak bir takım sıkıntılar yaratabilir. Biz tüm bunları sorgulayacağız demiş. Evet, bu konu biraz daha tartışılır ve inşallah Antalya için en iyisi neyse o olur diyelim. Evet, dünyanın gözü Antalya'da olacak haberi burada da var. Daha önce bu Uluslararası Bisiklet Birliği'nin 2018 takvimi ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi gazete 1'de bisiklet devrimi diye verilmiş bu haber. Öte yandan memur sen üyelerinden Zeytin Dalı Harekatı için zafer duası, yiğitlere selam, desteğe devam. Memur sendikaları konfederasyonuna üyeleri, konfederasyonu üyeleri, memur sen üyeleri yani kapalı yolda bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'nda olan Mehmetçiğimize dualarla destek verdi. Memur sen il temsilcisi Mustafa Çoban devletin ve silahlı kuvvetlerin terör örgütlerini yok edeceğini yürekten edeceğine olması lazım. Edeceğine yürekten inandıklarını söyledi. Evet. Gerçekten teröre karşı hep beraber el ele verip tek yürek olmamız gerekiyor diyelim. Ve kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. Bir türkümüz vardır, uykudan uyanmış gözleri bir hoş, dedim sarhoş musan söyledi, yok yok diyor. Şimdi uykudan yeni uyananlar için, uyananlar için ve hala uyuyanlar için, televizyonunu yeni açmış olanlar için, bugünün 15 Şubat 2018 günlerden perşembe olduğunu, Antalya'nın dünya ile entegresini sağlayan tek televizyon kanalı olan Kanal V'de şu anda Ali Orhan ile Antalya gündemi programını izlediklerini belirteyim, söyleyeyim ve Hürses gazetesiyle devam edelim. 254 arsadan 199 milyon 175 bin 100 TL'lik gelir. Nerenin? Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından günümüze yani 4 yıl içerisinde 254 arsadan 199 milyon 175 bin 100 TL'lik gelir elde etmiş. Yerel seçimlerin ardından 254 adet arsa satışı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 2018'in ilk iki ayında 50 adet arsayı 100 bin TL'ye yakın bedelle satışa çıkardı diyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi son dönemde gerçekleştirdiği arsa satışlarıyla bir hayli dikkat çekiyor. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 254 arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesi satışlardan ciddi gelir elde etti. Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında Antalya'nın en değerli yeri olarak nitelendirilen Aksu ilçesine bağlı Kemerazı'nda bulunan 48 taşınmazını sattı. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre 2016 yılında toplam 87 taşınmaz 53 bin TL bedelle, 2017 yılında da 63 taşınmaz ise 50 bin TL'ye satıldı. Rekor satış 2018'deymiş. Belediye arsa satışında rekoru 2018 yılında kırdı. Diğer yıllarla karşılaştırıldığında 2018 yılının ilk 2 ayında 56 arsa 98 milyon 159 bin 250 TL bedelle satışa çıkarıldı. Böylelikle toplam 254 taşınmaz satışından Antalya Büyükşehir Belediyesi 199 milyon 175 bin 100 TL gelir sağladı. Yani bunun Türkçe karşılığı meali şu. Arsalarımızı satıyoruz. Büyükşehir Belediyesi satmaya devam ediyor. Şimdi bu haberi nasıl bakarsınız, hangi gözle bakarsınız bilmiyorum ama ben şöyle bir gözle bakıyorum. Antalya'nın değerleri, yani varlık değerleri her geçen gün biraz daha kayboluyor. Siz dersiniz ki ya arkadaş bunların hepsi Antalya'ya hizmet olarak geri döndü bilmem ne oldu ama vallahi bazı değerler bir daha geri gelmiyor. Onu söyleyeyim. Hürses gazetesinin bu haberi için Hürses gazetesini tebrik ediyorum. Çünkü diğer gazetelerden farklı, değişik bir haber. Farklı bir şey yapmışlar. Bugün gerçi Antalya gündemde öyle. Ondan sonra bakacağız başka sayfalarda neler var neler yok diye. Şimdi Hürses'ten devam ediyoruz. Odalar ve sendikalardan sorumlu olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 36. olağan kurultayı sonrasında birlikte görev yapacağı Merkez Yönetim Kurulu MEYAK üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak işveren sendikaları ve odalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Haberi var. Şimdi dün ben Kemer'deydim. Kemer'de iktidar olacağız diye iddialı bir söz var. AK Parti Kemer İlçe Başkanı Minta, 3 dönemdir kazanamadıkları seçimlerin ardından yerel seçimlerinde Kemer'de iktidar olacaklarını söyledi diyor. AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, turistik ilçe Kemer'in sorunlarının hükümet ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile çözülmeye çalışıldığını hatırlatarak, sorunları %100 çözülebilmesi için 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Kemer Belediyesi'ni kazanmanın şart olduğunu söyledi. Kemer'in sorunlarının çözümünde AK Parti milletvekillerinin il teşkilatının Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkılarıyla gerçekleşeceğini de vurguladı. Dün toplantıdaydım ben de. İsmail Selami Minta gerçekten samimi bir ortamda, samimi bir şekilde sorulara da net cevap verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarından söz etti. En iyi yatırımı da Büyükşehir'in en önemli yatırımlarından birinin de mezarlıklardaki gelişmeler ve düzenlemeler olduğunu söyledi. Ben de belediyenin çalışmalarından hiç memnun değiller. Taş yollar işte gerçekten ama Liman Caddesi değil de diğer taraftan Ayışı plajına inerkenki yolda hakikaten yani giderken beşikte mi sallanıyorsunuz yoksa salıncakta mı sallanıyorsunuz belli değil. Mutedil dalgalı böyle gidiyorsunuz onu söyleyeyim. Kemer ne kadar değişmiş? Hakikaten Kemer'in pek değişti. Ben yıllardır Kemer'e gider gelirim pek de değişmemiş. Başkan da onu söyledi. Dedi ki Kemer'e dedi hizmet edilmiyor dedi. Başkanın gözüyle farklı tabii. Orada oturan vatandaş gözüyle farklı. Turizmci gözüyle farklı. Bir şeyi de gördüm Kemer'de. Kemer'de de Antalya'da olduğu gibi caddelerin, ana caddelerin yani önemli caddelerin üzerinde bulunan iş yerleri ya kiralık ya devren satılık ya devren kiralık. Böyle de bir durum var. Bu da neyi gösteriyor? Kemer'de de durum iyi değil. Turizm açısından durum iyi değil. İşte orada samimi bir içerisinde ki Ayışı plajı gerçekten muhteşemdi. Dört dörtlüktü. Kemer'deki gazeteci arkadaşlarımızın da yakın ilgisi vardı toplantıya. Orada Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıklar konusundaki hizmetleri çok olunca ben de bir soru sordum. Şeytan dürtüyor bazen. Dedim ki Kemer'e o zaman ölmek için gelmeli, yaşamak için değil.
Yani kent içerisindeki yaşamın başkan kendi deyimiyle, İsmail Selami Mintan'ın deyimiyle cennet yer cehenneme çevrildi dedi. Mustafa Gül'ün icraatlerinin ve Mustafa Gül'ün tutumlarından dolayı kemerin artık yaşanamaz bir hale geldiğini söyledi ama mezarlığın çok güzel olduğunu söyledi. Ben de öyle dedim. Yani o anda öyle içimden o soru geldi. Onu da sorduk. Ama güzel bir toplantıydı, verimli bir toplantıydı. En azından kemerde neler yapılmış, neler yapılmamış onları da öğrendik bu vesile ile. Diyelim ve devam edelim. Ki devam ediyorum. Kemer'den yani bir batı ilçesinden sizi bir doğu ilçesine götürüyorum ve bir müjdeli haber vereceğim. Bunu bir yere yazın. Ben demiyorum, bu müjdeyi ben vermiyorum. Bu müjdeyi Büyükşehir Belediyesi'nin sinekle mücadelede yaptığı etkin çalışma Alanya'da şikayetleri %300 oranında azaltmış. Bunu İleri Gazetesi'nin manşeti. Alanya sineksiz bir yaza hazırmış. Burada öyle diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı sinekle mücadele ekipleri 2015-2017 yılları arasında Alanya genelinde son derece etkili bir çalışma gerçekleştirdi. Bu titiz çalışma sinekle mücadeleyi istenilen düzeye getirdi. 150 personel, 2 mist blower, 18 araç arkası ilaçlama, 10 hizmet aracıyla çalışan sinekle mücadele ekipleri Alanya'nın 102 mahallesinde toplam 57 ayrı ekibiyle sineklerin adeta inlerine giriyor. Abi sineğin de inine girilmiyor işte. Yoğun mücadele sonuçlarını gösterdi diyor. Alanya'da artık yaz akşamları daha rahat geçiyormuş. Vallahi yazın bakacağız ona. Yazın bakacağız onlara. Ümit Ziya Altı ileride diyor. Ümit Ziya Altı, senden mahsur kaldım kitap okuyucularla buluştuktan sonra büyük bir kitleye ulaştı. Özledim eseriyle birlikte okuyucunun duygularına tercüman olan Ümit Ziya Altı'nın söylediği ve yazdığı her söz sosyal mecralarda sık sık paylaşıldı. Sende mahsur kaldım kitabının arka kapağında söylediği gibi sırf göz göze geldin diye başlar bazı hikayeler sözüyle hikayemizin başlangıç noktasına geldik diyor. Haftaya Perşembe en özel yazılarıyla Ümit Ziya Altın'ı okuyucularla buluşacak haberi var burada. Evet, Milliyet Akdeniz'de sayı tamam sıra fiyatta Vali Karaloğlu'nun turizmcilere çağrısı ki dün bunu sizlerle paylaşmıştık zaten. Hürses gazetesine de bakmıştık. Gerçek toplum ayrıştırılıyor diyor. İyi Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır Türkiye'de son yıllarda çok ciddi anlamda bir ayrışma ve kapılaşma yaşandığı uyarısında bulundu. Sağır Antalya toplumun hemen bütün kesimlerinden İyi Parti'ye yoğun bir talep olduğunu da kaydederek ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Biz insanları gidip üye yapmıyoruz. İnsanlar partiye gelerek üye oluyorlar dedi. Evet, o da yakında herhalde şeye çıkar. Sayın Nizamettin Sağır kamuoyuna yavaş yavaş çıkacağının göstergesidir bu. Siyasetin her görüşünde Antalya'nın ihtiyacı var. Gerçekten bunlar olmalı. Şimdi hocamıza derin yalan diye Antalya Gündem Gazetesi'nin bir haberi var. Antalya Spor'un Galatasaray karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından eski hakem yorumcusu Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalara tepki yağıyor. Çakar, Hamza Hamzoğlu'nu Fatih Terim'e jest yaparak takımı kasten açık oynatmakla suçladı. Hani bir söze bakarım söz mü diye, bir de söyleyene bakarım ki sözcü mü diye. Hakikaten çok ayıp bir kelime bu. Ne demek yani? Şimdi kalkacak Galatasaray'a kıyak çekecek. Ya bunun karşılığı, Türkçe karşılığı şikedir. Ve şike ayıp yani. Antalya Spor'un şike yapabileceği konusunda bir şeysi olan varsa vallahi üzülürüm. Vallahi üzülürüm. Antalya Spor öyle bir şey değil ve Hamza Hoca öyle biri değil. Eleştirebilirsiniz. Kötü oynadığını, iyi bir sonuç alamadığını bilmem ne ama bu şekilde değil. İki, abi Ahmet Çakar'ı artık ciddiye almamak lazım. Bayram Er Yılmaz diyor ki ülkemizin bilinçsizce bütün verimli güzel topraklar hızla yok oluyor. Başta belediyenin yanlış işi hızlandırıyor. Aslında her yönetim özel kişilerin yeri olmalı. Özellik üstün insanlardan olmalı. Köksüzün özelliği yoktur diyor. Pamuk Değirmenci izliyor bizimle beraber, yine programı izlediğini belirtmiş. Evet, sizden gelenlerle devam ediyoruz. Bir fotoğraf atmıştım arkadaşlar. Hazır olduğumda fotoğrafları lütfen alayım. Orhan Güler Kaptanoğlu. Şimdi bir kale kapısı, bir fayton fotoğrafı paylaşacağım size. Geldi mi arkadaşlar? Evet, geldi o fotoğraf. Şimdi Orhan Güler Kaptanoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz.
Kadın Çiftçiler Yarışıyor programını şeyinin yarışmasının Antalya birincisiydi ve programımı devamlı izleyenlerden biridir. Ekrana bir gelsin bakayım fotoğraf arkadaşlar. Evet, bu fotoğraf. Dün Orhan Güler Kaptanoğlu Antalya'daydı. Antalya sabahından günaydın Ali abi diyor. Senin bedevi çadırlarını gördük, gerçekten çok kötü duruyor. Kale içinde at arabalarının resmini çektim. Gerçekten güzelim, tarihi yerleri mahvetmişler diyor. Acil bir düzenleme lazım. İlgililere duyurulur, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir konuydu bu. Sayın Güler Kaptanoğlu da Antalya'daydı dün. Görüşemedik çünkü ben Kemer'deydim. Antalya'yı gezmiş. Bir de bizim söylediklerimizi denetler gibi bir havası var. Hakikaten bu çok güzel. Sizlerin de Antalya'da yaşayan insanların da denetlemesi lazım. Biz bir şey söylüyoruz ama doğru mu söylüyoruz yoksa yalan mı söylüyoruz? Ya da hani birilerine karşı olmak için mi söylüyoruz? Bunları denetlemek çok iyi. Programcınızı da denetlemelisiniz. Ekranlardakilerini de denetlemelisiniz. Mesela Ahmet Çakar'ın dediği Hamza Hamzoğlu Fatih Terim'e jest yaptı. Ya var mı böyle bir şey? Haberine bir bakalım isterseniz. Antalya Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaray maçından önce bir radyo programında söylediği sözleri ortalığı karıştırdı. Hamzoğlu programda Galatasaray'ın acilen maç kazanması gerekiyor. Çalkantılı bir maç oynadılar geçen hafta. Kazanmak isteyecek, biz de zor bir dönem geçiriyoruz. Oyuna etkisini hissettiren bir performans ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi sonuç ikinci planda kalıyor bizim için. Sözleri Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konu oldu. Yorumcu Ahmet Çakar'ın açıklamaları ise Antalya Spor taraftarlarını hem de programın diğer yorumcularını çileden çıkardı. Kırmızı beyazlı taraftarlar Çakar'a tepki gösterdiler. Programda açıklama yapan Çakar, zor bir ülkede yaşıyoruz. Umumiyetle de öküzün altında buzağı bulunabiliyor. Tam bir hafta içinde Antalya Spor'a imza atmış hocası Galatasaray acilen maç kazanmalı diyerek Fatih Terim'e ve Galatasaray'a destek oluyor. Beyler, alan kapatalım. Galatasaray'a kanatlarda oynama alanı vermeyelim. Gomis'in koşu yollarını kapatalım ve pas yapacak yer bulamasınlar. Dünyada Antalya Spor'un Galatasaray'a oynayacak başka bir taktiği yoktur. Fakat birinci dakikada maç başlıyor. Ard arda goller görüyor. Kimse hikaye anlatmasın. Antalya Spor'un Galatasaray'a karşı ilk 45 dakikadaki oyun sisteminin adı futbol filan değil, intihardır demiş. Evet, futbol kötüydü bilmem neydi ama böyle olacağını düşünmüyorum ben şahsen. Antalya Spor'un böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Yeni Yüzyıl Gazetesi yakışmayan sıralama diye ASEV Genel Müdürü Nalan Yalçın'ın açıklamaları burada da var. Salı Sanayicileri İş Adamları grubunun haftalık toplantısına katıldığında bunu söylemişti. Onu sizlerle paylaşmıştık. Toprakla stres atıyorlar diye bir haber var. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı emekliler özel hobi bahçeleri yoğun ilgi görüyor. Toprakla uğraşmanın kendileri için terapi olduğunu belirten emekliler, şehrin gürültü ve karmaşasından uzak, mevsimine göre her türlü sebze ve meyveyi yetiştirebildikleri hobi bahçelerinde stres atıyor. Bu gerçekten doğru ve önemli bir konu. Sizler de stresini atabilmek için toprakla uğraşın. Bakın, toprak o kadar güzel, o kadar hoş ki. Toprak size her istediğinizi veriyor. Ama bu arada da biraz sizden gelenleri ben paylaşayım. Cem Ataman, merhaba Lazaloğlu, hayırlı günler dilerim, günaydın demiş. Teşekkürler. Yakup Toklu, bizim köylerde perşembe denmez, cuma akşamı derler. Gerçi ne kaldı köyde, ne kaldı köy, kaldı ne kasaba diyor. Köyde kalmadı, kasabada kalmadı, evet. Perşembe, cuma akşamı derler. Bizde de öyle derler. Cuma akşamı mübarek akşamdır. Bugünün akşamı mübarek akşamdır. Çünkü perşembeyi cumaya bağlayan, mübarek cumaya bağlayan mübarek perşembe akşamı. Çarşamba da mübarek cumayı perşembeyi cumaya bağlayan mübarek çarşamba akşamıdır. Benim için bütün günler mübarektir. Bunu böyle her zaman söylüyorum. Şimdi toprakla uğraşırsanız toprak size her şeyini veriyor. Gerçekten, çünkü üretiyorsunuz. Çünkü anaç oluyorsunuz. Toprak, stresin atılacağı, vücuttaki elektriğin de toprağa verileceği bir yer. Yani vücuttan atılacağı bir yer. Ama topraktan çıkanlar bazen kimisini zengin ediyor, kimisinin çenesini yoruyor. Mesela zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış. Şimdi siz bir tane eriğin 12,5 TL, 12 lira 50 kuruş. Cebimde olsa 12 lira 50 kuruş size gösterecektim ne kadar olduğunu. Karşılığında da bir tane erik. Ya olmaz böyle bir şey diyor. Vallahi oluyor. Hakikaten oluyor. Niye olmasın ki? Yani düşünün.
Az önce bir haber okuduk ya, 254 arsadan 199 milyon 175 bin 100 liralık geliri olan bir şeye inanıyorsunuz da bir eriğin 12 lira 50 kuruş olduğuna niye inanmıyorsunuz? Aha da haberi. Ben demiyorum, haber diyor. Aksu ilçesindeki iki dönüm serada örtü altı can erik üretimi yapan Cengiz Avcı, Türkiye'de bu yılın ilk eriğini yetiştirdi. İki dönümlük alanda 280 ağacı bulunan Avcı, 7 yıldır can eriği üretiyor. Geçen yıl 28 Şubat'ta yılın ilk eriğini yetiştiren Avcı, bu yıl 2 hafta önce ürün elde etti. Üretici Avcı, bu yıl havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni bir budama şekliyle serada ürün almayı yaklaşık 2 hafta öne çektiklerini söyledi. Cengiz Avcı, elde edecekleri ürünün alıcılarının hazır olduğunu belirterek eriğin tanesinin 12,5 liraya geldiğini belirtti. Evet, izlediniz sanıyorum. Vallahi izlemiş olmalısınız. Çünkü eriğin tanesi 12,5 lira. Fiyatını ben söylemedim, haber söyledi. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bir fotoğraf daha atacağım arkadaşlara. Onlar o fotoğrafı hazırlarken ben size başka bir şeyler sunacağım. Şimdi güzel, iyi bir arkadaşım. Eski benim şefim. İlk Antalya'ya geldiğimdeki Atılım gazetesindeki şefim bir fotoğraf göndermiş. Şefimin kim olduğunu daha sonra size söyleyeceğim. Önce fotoğrafı bir atayım, fotoğraf hazırlansın. Çünkü ben ona ilk gazeteye geldiğim zaman Samsun'dan istihbarat şefimdi. Dedim ki bak, beni bir gün şurada ayak üstünde durdur dedim. Ben dedim yarın öbür gün dedim bu kurumda bir yerlere gelirsem seni dedim tek ayağın üzerinde durdururum. Böyle de bir dostluğumuz, samimiyetimiz ve birlikteliğimiz, arkadaşlığımız vardı. Fotoğrafı attım. İnşallah arkadaşlara gidecektir fotoğraf diyelim ve devam edelim. Başkanın hizmet süreci başarılarla dolu haberi var. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve belediye meclis üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin salı günü düzenlenen grup toplantısına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sayın Başkan'ın yıllarca hizmet süreci başarılarla doludur demiş. Öte yandan Bağkurlu Esnafa Kredi Müjdesi haberi var. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde emeklilik hakkı doğmuş ama prim borcu bulunan Bağkurlu esnafa 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade imkanıyla kredi sağlamasını içeren işbirliği protokolünü imzaladığı haberi var. Evet arkadaşlar. Evet, fotoğraf hazırmış, onu bir alalım fotoğrafı. Evet, bu fotoğrafta demin dedim ya, şefim tarafından çekilmiş ve bu fotoğrafı Gültekin Bursalı, Kepez Belediyesi basın danışmanı olan sevgili Gültekin Bursalı bana gönderdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kemer gözlüğü bir ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Onun bugün 17. kuruluş yıl dönümü. Antalya'da bundan sonra inşallah sabahları sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım. Bölgedeki gazetelerimizden elimize ulaşanları elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesini bugün sizlerle birlikte paylaşacağım. Kemer gözlüğü olduğu gibi, tam birinci sayfayı olduğu gibi, evet. Şimdi Kemer gözlüğü bugün 17 yaşında. Bugünkü 17 yaşındaki kutlamasını da bizimle yapıyor. Kemer'de yayınlanan ilk günlük gazete Kemer gözlüğü bugün 17 yaşına girdi. Gazetenin kurucusu Ahmet Duran Yenigün, Kemer'de gazetemizin kuruluşunda dünyaya gelen bebekler bugün 17 yaşında, gururluyuz dedi. 15 Şubat 2001 tarihinde kurulan Kemer Gözlüğü gazetesi bugün 17 yaşında ve daha nice 17 yaşlar diliyoruz. Kemer Gözlüğü'nün de birinci sayfası buydu. Ahmet Duran Yenigün, sevgili abimiz, arkadaşımız, dostumuz. Kemer Gözlüğü gazetesini bundan sonra sabahları elimize ulaştığı sürece ondan da haberleri sizinle paylaşacağız. Böylelikle de Kemer'i, en azından Antalya'yı da Kemer'e aktarabilme şansını elde etmiş olacağız diyelim. Levent Üzümcü yeniden Antalya'ya geliyormuş. Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Anlatılan Senin Hikayendir adlı tek kişilik gösterisiyle ikinci kez Antalyalılarla buluşmaya hazırlanıyor. Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği iki perdelik müzikal oyun geçtiğimiz yıl Antalya'da da sahne almıştı diye haber var ve biz ayrılan süre doldu mu? Yoksa buçukta mı doluyor? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani beni göndermek için her yolu deniyorsunuz. Öyle oluyor değil mi? Peki, dediğiniz gibi olsun. Tamam, gidiyorum. Yok şey etmeyin ya, gidiyorum öyle. Ben biraz hassas adamım. Böyle dediniz miydi giderim. Evet arkadaşlar.
Bunlar da böyle. Ya abisi yok bu işlerin diyelim. Bakın diyalog, açık diyaloglarımız. Az önce ayı bak şimdi bak o ayı haberini hatırlatmayın bana. Vallahi bir daha veririm ayı haberini. Evet arkadaşlar biz ayrılan süre burada doldu. Bugün mübarek Perşembe, yarın mübarek Cuma. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize bir defa teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Program sırasında uykusu gelenler uyandığında da inşallah ülkede herkes uyanmış olacak ve uyanık bir ülkede, uyanık bir şekilde, uyanık insanlarla beraber hayatı devam ettirmeye çalışacağız. Evet, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi turizmdeki başkenti Antalya'da. Antalya ile dünyanın entegresini sağlayan tek yerel televizyon olan Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de. Özgürlüklerin programı Ali Orhan ile Antalya Gündemi. Bakın özgürlük burada işte. Özgürlük burada. Özgürlük bir keçiye, bir oğlağa sarılabilmektir. Bir oğlağın sizi öpebilmesidir özgürlük. Özgürlük fikirlerinizi istediğiniz gibi söylerken karşınızdaki insanların fikirlerine müdahale etmemektir özgürlük. Özgürlük başkalarının fikirlerinin, başkalarının özgürlüğünü kısıtladığı an özgürlük olmaktan da çıkar, baskıcı rejime döner diyelim. Yarın sabah nasıl ki öğrencilerimiz karanlıktan aydınlığa çıksınlar diye okullarına gitmeye çalışıyorsa biz de karanlıklardan aydınlığa gitmek için bu programda buluşacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hüseyin Sözlü 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlattığı kısa filmde Afrin'deki teröristlere karşı kahramanca çarpışan Mehmetçiklere ithaf etmiş. Şimdi onunla söze gerek yok diyoruz. Ben de sözümü burada bitiriyorum. Yarın sabah yine buluşana dek Kanal V'de kalın. Kanal V'den ayrılmayın. Hoşça kalın demiyorum. Düşünerek kalın. Ben gidiyorum. Yarın sabah yine televizyonun karşısındaki yerinizi alın. Bugün 14 Şubat sevdiğim, sensizim ama üzgün değilim. Bayrağımın alında yanaklarını, hilalinde kaşlarını, kumaşında ipek ellerini tutuyorum. Bugün 14 Şubat sevdiğim, sensizim ama üzgün değilim. Memleketimin dağlarında gezmesin diye düşmanlar, ağlamasın diye mazlumlar, sevenleri ayırmasın diye hainler, vatan denen nazlı yarin sevdasının, kızıl elmanın peşindeyim. Hep dalgalansın diye yıldız ve hilal, bozulmasın diye birliğimiz, hainlerin ensesindeyim. Bugün 14 Şubat sevdiğim, Afrin'deyim. Sensizim ama üzgün değilim. Sevgililer günün kutlu olsun. Çok yakında, çok yakında zaferlerle döneceğim.